dışında oy kullanacak seçmenler 27 Nisan'dan itibaren sandığa gidecekler. Bu oylar ne kadar etkili olacak? Yurt dışı oylar illere dağıtılırken nasıl bir hesaplama yapılıyor ve sonuçları ne düzeyde değiştiriyor? Dilek Gül'ün dosya haberini izleyelim. Mayıs seçimleri için Türkiye dışında yaşayan seçmenin sandığa gideceği tarih 27 Nisan. 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecekler. Ve 3.286.000 yurt dışı seçmen var. Yani 100 seçmenin 5'i yurt dışında oy kullanacak. Peki bu oyların seçim sonuçları üzerinde nasıl bir etkisi var? Oylar illere dağıtılırken nasıl bir sistem uygulanıyor? Önce yurt dışı oyların Cumhurbaşkanlığı seçimine olan etkisine bakalım. Bu tablo 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi verileri üzerinden. Cumhurbaşkanlığında milletvekilliğindeki gibi bölgesel bir oy dağılımı söz konusu değil. Adayların yurt içi oyları belirlendikten sonra yurt dışında aldıkları oylar doğrudan adayın haznesine yazılıyor. Sanki 82. bir ilmiş gibi yurt dışı oyları yurt içi oylara ekleniyor. Peki bu sistem üzerinden adayların 2018'deki oy dağılımına bakalım. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den 25 milyon 400 bin civarında oy alıyor. Yurt dışındaysa 890 bin oyu var. Dolayısıyla yüzdesi 52.4'ten 52.6'ya yükselmiş oluyor. Yani yurt dışı oylarını eklediğimizde yaklaşık olarak 0.2'lik bir artış söz konusu. 14 Mayıs'ta aday olan bir diğer isim ise Muharrem İnce. 2018'de Türkiye'de 14 milyon 950 bin civarında bir oyu var. Yurt dışı oyu ise 386 bin. Yurt dışı oyunu Türkiye oyuna eklediğimizde ise Muharrem İnce'nin genel toplamdaki oyu 30.6'ya iniyor. Yani 0.2'lik bir düşüş söz konusu. Peki bunun sebebi ne? En önemli sorulardan biri bu. Yurt dışı oylarında Muharrem İnce'nin almış olduğu yüzde 25.8, yani Türkiye yüzdesinden daha düşük olduğu için burada Muharrem İnce'nin oyu düşmüş oluyor. Gelelim milletvekili seçimlerinde yurt dışı oylarının etkisine. Bu oyların partilere dağıtılmasında seçim bölgesi sistemi uygulanıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimine oranla daha karışık. Birkaç bin oyla milletvekillerinin değişebileceği illerde yurt dışında kullanılan oyların seçim bölgelerine dağıtılmasıyla partilerin vekil sayısı farklılık gösterebiliyor. Peki 2018'de yurt dışı oyların kaçını hangi parti aldı? Hemen tablomuza dönelim. Yurt dışında toplam seçmen sayısı 3 milyon civarında. Oy kullanan seçmen sayısı ise 1,5 milyon. Bu 1,5 milyon oyun %51.7'sini AK Parti, %17.7'sini CHP, %17.3'ünü HDP, %8'ini MHP alırken İYİ Parti ise %4'ünü aldı. Peki partilerin aldığı bu oy illere nasıl dağıtılıyor? Önce o ilin mevcut seçmen sayısına bakıyoruz. Kahramanmaraş'ın 2018'deki toplam seçmen sayısı 758 bin. Sonra da bu sayının seçmen içerisindeki payına bakıyoruz. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin toplam seçmen içerisindeki payı %1.31. Sonra da yurt dışında kullanılan 1,5 milyon oyun %1.31'i Kahramanmaraş'a veriliyor. Bu da 19.676 oy demek. Şimdi bu oyu partilere göre dağıtıyoruz. AK Parti 10.179, CHP 3.482, HDP 3.403, MHP 1.574, İYİ Parti ise 787 oy daha almış oluyor. Peki bu yurt dışı oylar dağıtılmadan önce vekil dağılımı nasılmış? Ona bir bakalım öncelikle. İlk vekil dağılımında AK Parti 6, MHP 1, İYİ Parti 1 vekil çıkarırken CHP ve HDP ise vekil çıkaramamış oluyor. Peki yurt dışı oylar geldikten sonra denge nasıl değişiyor? AK Parti 6, MHP 1 vekilliğini korumuş oluyor. Burada İYİ Parti 1 vekil kaybederken CHP 1 vekil kazanmış oluyor. Bu tablo 2018 yılına ait. Bakalım 14 Mayıs'ta tablo nasıl şekillenecek?